Robotik kodlama 1. dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde Arduino editör kurulumu, Arduino nedir, Arduino temel kodlarına değineceğiz ve son olarak Arduino ile LED yakacağız. Arduino editör kurulumu ile başlayalım. Bu editör kurulumunu Arduino'nun kendi sitesinden yapıyorum. Download'a giriyorum. Buradan bilgisayarıma uygulamanı seçiyorum. Buraya da tıklayarak da indirebilirsiniz. Şimdi Arduino nedir sorumuzla başlayalım. Arduino, elektronikle ilgili olan her insanın kolayca kullanılması için geliştirilmiş açık kaynaklı bir mikrokontrolcü platformudur. Arduino kullanarak elektronik her şeyi yapabiliriz. Örnek projeleri inceleyelim. Parmak izi sensörü ile servo motor kontrolü. Robot. Drone. Şimdi LED yapmak için kullanacağımız kodların ne işe yaradıklarına bakalım. Void Setup ile başlamak istiyorum. Void Setup fonksiyonu. Bu fonksiyon olmadan Arduino editörü yazılan kodları derleyemez. Setup fonksiyonu da giriş, çıkış, output, input pinlerini tanımlamalarını yaparız. Setup fonksiyonu Arduino'ya güç verildikten sonra sadece bir defa çalışan fonksiyondur. Bundan dolayı kodlarımızı buna göre düzenlememiz gerekir. Output nedir? Dijital pinlerin çıkış, output için kullanılması, belirtilen pinden bir güç çıkışı olacağı ve bu pinden akım bekleyen bir devre elemanı olduğu anlamına gelir. Bir örneğe bakalım. Mesela bizim LED'imiz burada output'tur. Yani güç verilip güç çekilir. Bir de input'a bakalım. Yani burada sadece güçle alakalı bir şey. Herhangi bir değer beklemiyoruz. Input nedir? Dijital pinler giriş, input için kullanılması, belirtilen pinden gelmesi gereken bir değer olduğu ve okuma yapılacağı anlamına gelir. Bir örnek yapalım. Mesela burada buton ile LED yakma örneğimiz var. Burada LED'imizin yanması butona bağlı. Yani butondan gelecek değere bağlı. Bu değere input diyoruz. Yani butonumuz input, LED'imiz output. Pin modu nedir? Pin modu fonksiyonu belirtilen pini giriş veya çıkış işlemleri için hazırlar. İki parametre alır. İlk parametresi hangi pin olduğunu belirlerken, ikinci parametresi ise input, giriş veya output çıkış değerlerini alarak pinin modunu değiştirir. Void loop fonksiyonu. Setup fonksiyonundan sonra çalışan diğer temel fonksiyondur. Loop fonksiyonu içine yazılan kodlar Arduino'da güç olduğu sürece çalışır. Bunu bir döngü olarak düşünebiliriz. Fonksiyondaki son kod satırı işlendikten sonra tekrar fonksiyondaki ilk kod satırı ile işleme devam edilir. Digital Write'a geçelim. Digital Write nedir? Digital Write fonksiyonu daha önceden çıkışı olarak ayarlanmış pinden güç çıkışı yapmak için belirtilen pindeki gücü kesme işlemlerini yapar. İki parametre alır. İlk parametresi hangi pin olduğunu, ikinci parametresi ise gerilimin durumunu ayarlar. Digital Write kullanımı. Eğer ikinci parametreye heat değeri verilirse, Arduino kartının gerilim değeri belirtilen pinden çıkış gerilimi olarak ayarlanır. Gerilim değiştirilmemiş ise ayarlanan 5 volt olacaktır. Özetle heat ile LED'e enerji göndeririz ve LED'i yakmış oluruz. Eğer ikinci parametreye low değeri girilirse, Arduino kartına belirtilen pinde çıkış gerilimi olarak 0 volt verilerek güç kesilmiş olacaktır. Yani LED'imiz sönmüş olacaktır. Son kodumuza geçelim. Delay. Delay bekleme komutudur. Diyelim ki LED'imizi yakıp 1 saniye sonra söndürmek istiyoruz. Onun için delay kullanırız. LED yakmaya geçelim. LED simülasyonu için Tin şirketi kullanıyorum. Hemen başlayalım. Buraya Void Setup ile başlayacağım. Void Setup ve bunun için girecek kodları ayarlıyorum.
Ve kapatıyorum. Buraya ne giriyorduk? Pin mode. Yani output ve input değerlerini giriyoruz. LED'imiz ne? Output. Yani güç verilecek. Buraya i parametresine 13. Yani 13 bizim output'umuz. 13 tane var. LED'imiz var. Output. Noktada virgülümü koydum. Voice setup'ta yapacağımız işlemlerin hepsi bu kadardı. Alta geçiyorum. Buraya void boşluk loop. Burada bir döngü oluşacak. Digital write yazıyorum. Buraya 13 virgül hik yazıyorum. Yani 13'e enerji gönder. Elektrik gönder. Buraya delay 1000 yazıyorum. Yani LED'im 1 saniye açık kalacak. Alta geliyorum. Digital bright 13 virgül low. LED'ime giden enerjiyi kapat. Söndür. Ve tekrar delay. Buraya tekrar 1000 yazıyorum. Noktalı virgül. Kodumu kapatıyorum. Kodumuzu çalıştıralım. Evet, elimiz yanıyor. 1 saniye sonra sönüyor. Tekrar yanıyor. Son olarak kodlarımızı tekrar bakalım. Void setup bir kere çalışır ve buraya output ve input gireriz. Output enerji verilir. Yani bir değişkene başka bir şeye bağlı değildir buton gibi. Input ise mesela buraya bir led koyalım. Burayı ledimize basarsak bu ledimiz yanar. Basmazsak yanmaz. Yani ledimizin yanması butonun basmamıza bağlı. Bu duruma input denir. Void loop'a geçelim. Void loop'ta her kod bittiğinde tekrar başa dönerek tekrar eder. Yani bir döngü olarak düşünebiliriz. Digital write'a geçelim. Digital write'in ilk parametresine 13 yazarız. Yani 13. pin. Virgül heat. Heat neydi? Enerji gönder demekti. Yani LED'imizi yakmasını istiyoruz. Delay. Delay 1000 milisaniye. 1000 milisaniye 1 saniye. Yani LED'imi 1 saniye açık bırak. Tekrar digital bright diyorum. 13 virgül low. Yani LED'imi kapat ve bu kapalı durum 1 saniye devam etsin. Void loop'tan kaynaklı olarak tekrar başa dönüp tekrar bunları tekrarlayacaktır. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikler veya bana soru sormak isterseniz yorum kısmına yorum yazabilirsiniz.